Aslında sizin de bıraktığınız noktadan dışarıdan yapılan açıklamalar, özellikle Biden henüz seçilmeden yaptığı açıklama, sonrasında peşi sıra özellikle bir isim var ki çok çarpıcı, Keaton, onun sözlerini paylaşacağız birazdan. Belki de izleyicilerimizin zihninde yavaş yavaş bazı sorular yanıt bulacak ama Doktor Özgür Tör, ekleyecekleriniz var galiba. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Mustafa Bey'in tabii genel değerlendirmelerine bir şey söylemek istemiyorum. Mutlaka o kendi açısından, ama benim okuduğum şu: Sayın Mansur Yavaş'ı HDP desteklemiyor. Yani tam tersine, ismi geçtiği yaptaki açıklamalarda Sayın İmamoğlu'nun Anadolu'da karşılığı var diye bir açıklaması var. HDP'deki bir yöneticinin. Dolayısıyla o bölümde ayrı düşünüyorum. Sizden farklı düşünüyorum. Belki ben, hani siz onu kaçırmışsınızdır. Belki de ben farklı görmüşümdür. Dolayısıyla tabii bu aday seçiminde de şunu söyleyeyim ben. İç siyasete girmedim, hep söylüyorum ama sadece bir uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi hocası olarak bence anket çalışmaları önemlidir. Yani bence mesela Mansur Yavaş açıklaması yapılırken mesela anketler yapıldı çeşitli yerlerde, sosyal medyada 400 bin, 500 bin anketler. Bunun bir karşılığı olduğu mesela görüldü. Ama hani seçimde kazanır, o ayrı bir konu. Ama şimdi 6 kişinin vereceği bir karar mı önemlidir bana göre? Yoksa o partilerin yani kendi içinde yapacakları bir anket çalışması mesela olabilir. Delegelerden bahsetmiyorum, tabanlarından bahsediyorum. Bence bu şekilde olması Türk siyaseti açısından daha gerçekçi olur diye ben düşünüyorum. İsimler bazından ziyade ilke bazında arz ediyorum. Yani isim o olsun bu olsun. Ben çok fazla Muharrem İnce'nin de sıklıkla böyle açıklamaları vardı CHP'de ama karşılık bulmamıştı. Yani sandık koyalım, bakalım seçmen ne diyor diye. Yöntem ve usul olarak onu söyledim. O peki. Ötekinde de size de hani şey olsun diye söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Peki. Şöyle bu HDP'nin bir adayı desteklemesi demek, aslında şunu da söyleyelim, bir başkalarının da ona oy atmaması anlamına gelebilir. Yani matematik şöyle olmaz. Yani 2 artı 2 4 etmeyebilir. Etmeyebilir. Çünkü siyasette farklı sonuçlar çıkabilir. Çünkü niye? Der ki ona karşı acaba bunlar işte terörle beraber bunu destekliyorsa, adam iyi bile olsa, kötü bile olsa, hiç o bölüme girmiyorum. İsim bazında konuşuyorum. Bakın ilke bazında konuşuyorum. Dolayısıyla farklı sonuçlar yaratabilir. Bunu da bence değerlendirmesi lazım. Mustafa Bey cevap hakkı dolu. Bir cümle söyleyeceğim. Bir kısa cümle alayım. Ben şimdi, de o esnada masa devam edecek mi etmeyecek mi? Mansur Yavaş'ı, Sayın Yavaş'ı HDP zaten destekledi bir önceki seçimde. Yerel seçimde. Tabii yerel seçimde. Zaten kürsüde de o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz diyerek söylediler. Şimdi burada benim az önce dikkat çektiğim açıklama, Demirtaş'ın, terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın en son yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nu övmesinin yanında İttifakın ilkelerine bağlı olan, Mansur Yavaş'ın ismi de konuşulduğu için onu da işaret edecek cümleler kullanıyor ve o da olabilir diyor. Yeşil ışık yakıyor aslında. Dolayısıyla burada ittifakın ilkeleri ne? Demokrasi, hukuk, devlet. Yani o en genel tarifler ittifakın. Dolayısıyla burada esas HDP'nin ve PKK'nın sıkışan bir kuvvet, ezilen bir kuvvet. Yani hem Irak'ın kuzeyinden, Suriye'nin kuzeyinden, Amerika'dan aldığı silahlar hiçbir işlerine yaramıyor. Şu anda PKK, Haktan Bey, Danimarka kadar büyük bir alanı Suriye'nin kuzeyinde kontrol ediyor. Rakka, Deir Ezzor, değil mi? Petrol, evet, parasını cebine koyuyorlar, silah veriyorlar. O kuvvetin siyasi organı şu anda Türkiye'de çaresiz ve bırakın Mansur Yavaş'ı. Yani en milliyetçi maskesini takmış, en Atatürkçü maskesi takmış kişi bile eğer şu anki hükümeti zayıflatacaksa onu bile alkışlar şu anda. Bu anlamda devam edeceğiz elbette görüşlerinizi almaya ama özellikle masa ile ilgili bir tartışma var. O masa görüşmeleri içerisinde partilerin isim sırasına göre görüşmeler devam ediyor. Sırada Demokrat Parti var ama Demokrat Parti'nin genel başkanının sözleri Ankara kulislerindeki bir iddia. Yine değerli gazeteci büyüklerimiz var, onlara da sorarız bu başlığı. İki ismi rahatsız etti. Önce o açıklamaya bakalım. Bu önümüzdeki günlerde Demokrat Parti'de kurulacak masada iki ismin olmayabileceği ya da eğer olsalar bile hemen öncesinde söz alıp Gültekin Uysal'ın açıklamalarından rahatsızlıklarını dile getireceklerini belirttikleri iddia ediliyor. İlk görselimiz vardı, liderlerin açıklamaları. O liderlerin açıklamaları içerisinde Gültekin Uysal'ın açıklamasını bir kez daha verelim. Bir çatlama, bir kırılma mı var Demokrat Parti buluşması öncesinde? Aday 20 yıllık iktidara ortak olmamalı ifadesiyle birlikte
Babacan ve Davutoğlu'nun kastedildiği ve bu kapsamda Demokrat Parti'nin ev sahipliğindeki yeni görüşmeye katılmayabilecekleri ya da masada olsalar da öncesinde bir söz alıp bundan duydukları rahatsızlığı dile getirecekleri iddiası var. Bu iddia detayları konuşacağız ama tüm konuklarımın ilk turda belirttiği bir önemli başlık var. Aday belirlerken uluslararası güçlerin de devreye girip girmeyeceği. Bu kapsamda yapılan görüşmeler var. Editörlerimiz o görüşmeleri derledi. Hemen hızlıca onları paylaşalım. Sonrasında da bu turda özellikle dış destek ya da o destek nereden gelebilir buna bakalım. Çünkü özellikle büyükelçilerle yapılan görüşme. İngiltere Başkonsolosu Kenan Poleo ile İBB binasında bir görüşme. Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçisi ile bir görüşme. Yine İngiliz Büyükelçisi ile bir balıkçı buluşması ki çok tartışılmıştı. Yine Flake ile İmamoğlu'nun görüşmesi. Altılı Masa mutabakat bildirisinin yine bir iddia. İçişleri Bakanı'nın sözleri sonrasında bir iddiaydı. Alman Büyükelçi'ye düzelttirildiği iddiası medyada yer almıştı. Flake Kılıçdaroğlu görüşmesi ve ABD Kongre üyesi Keating'in İmamoğlu açıklaması. Neydi bu açıklama? Hızlıca onu da hatırlayalım. Çünkü Türkiye'nin gündemine gelmiş durumda. Joe Biden'ın seçilmeden önceki sözleri, Türkiye'de muhalefete destek vereceği sözleriyle birlikte değerlendirilmesi gereken açıklamalardan biriydi. Hemen o görseli de ekranlara getirelim. Keating'in açıklamalarını paylaşalım. Ne demişti ve bundan önce sadece bu açıklaması değil, bundan önce ne dediğini de hatırlatalım. Sonrasında konuklarıma bırakacağım sözü Amerika'da Kongre üyesi Bill Keating. Biden'ın Demokrat Partisi'nden 2013'ten bu yana görevdeydi. Yine 85-99 yılları arasında Senato'da görev yapmıştı. 99-2011 yılları arasında savcılık yaptı. Afganistan, Pakistan ve Irak'a gönderilen meclis heyetlerinde yer aldı. 17-25 Aralık kumpası için tüm soruşturmalarda şeffaf, tarafsız yargı ilkelerine uyulması çağrısında bulunuyorum demişti. 2019'da FETÖ'cü Enes Kanter'le de bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Peki ne demişti? Hemen onu da ekranlara getirelim. Bill Keating, ona da bakalım. Türkiye'yi Batı rotasına sokmak için İmamoğlu'yla görüştük. İmamoğlu oynamamız gereken karttı. İmamoğlu'yla konuştum. Ne konuştum ne görüştüm diye de düzeltti bu açıklamasını sonrasında ama sesini birazdan ekranlara getireceğim. 2015'te de Obama döneminde olan bitene sessiz kalamayız. Türkiye'deki sivil toplumla temas etme çabalarını destekliyoruz demişti Bill Keating Amerika'da. Kongre üyesiydi. Az evvelki turlarda hep dış bağlantı vurgusu yapılmıştı. Bu kapsamda dış bağlantı ile ilgili bilgileri de paylaştık. Sesi de hazır olduğunda, hazır yazılı değil. O sesi de hemen ekranlara getirelim. Sonrasında ikinci tura başlayalım. Açıklamaları ekranlarınızda Bill Keating'in. It just makes no sense longer range for Turkey not to change. I think the handwriting's on the wall. And even locally in Istanbul and other areas, democratic efforts are there. So things are moving in one direction. The future's clear. So I'm asking you because I have the same pessimism that you do at the current. But I think things are going to have to change just out of reality. What could the U.S. do other than what we're doing? I mean, we've reached out to the mayor of Istanbul. We've reached out to other people for hearings. But I think this is a card that we have to play, and we can't just wait for Turkey to come up to this stance alone. We have to draw them in out of their own self-interest. Onur Erim, bu tura sizinle başlamak isterim. İstanbul'la, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla temasa geçtik ifadesi. Amerika bundan sonra ne yapabilir diye soruluyor. O da bir temastan bahsediyor, bir kart oyunundan söz ediyor. Ne dersiniz? Yorumlarınızı alalım bu turda. Şimdi ben yani özellikle bu konuda yani Avrupa'nın ama onların hepsinin üzerinde Amerika'nın Türkiye'nin iç siyasetine müdahalesi veya müdahale çabaları konusunda hiç gizli saklı bir şey olmadığı için rahat rahat konuşmayı tercih ediyorum. Yani Amerikalılar zaten ve bu sadece Biden'la sınırlı bir şey de değil. Burada istisna, onu da tartışırız. Trump'ın kendisi olabilir. Trump'ın çünkü kendisinin genelde böyle bir tavrı yoktu bence. Ama onun dışında Amerikan hükümeti, Amerika'nın derin devleti deyin, meclisi deyin, senatosu deyin veya Beyaz Saray deyin. Zaten bunu açık açık yıllardır söylüyor. Biden da birazcık daha ayyuka çıktı. Biden daha gelmeden Türkiye'de bir iktidar değişikliği olması lazım olduğunu, bunu bu sefer altını çizerek söylüyorum,
darbe yoluyla değil, oradaki muhalefet yoluyla yapacağını söyledi. Yani zaten bunların hepsi adamlar aleni bir şekilde söylüyorlar, saklamıyorlar, gizlemiyorlar. Bu da bunun tezahürlerinden bir tanesi. Çok hani bu garipsenecek bir sizi durum yok. Sizi şaşırtmadı yani. Yani şaşıracak bir şey yok. Çünkü Amerikan hükümeti, devleti diyelim, hükümeti demeyelim, devleti ki Biden'ın altındaki hükümette bu ay yukarı çıktı. Biden da bu konuda çok açık, aleni konuşuyor. Zaten yıllardır bunu yapıyor. Zaten giden yüz binlerce sayfalık FETÖ dosyasında baş terörist Fethullah Gülen'in bir gün bile, bir dakika bile ifadeye bile çağrılmaması, yani bu normal bir durum mu? Bırakın ya, Türkiye ortağınız da değil, stratejik ortağınız da değil, müttefikiniz de değil. Ya herhangi biri böyle bir şeyde bulunsa, bu kadar ciddi bir ithamda, en azından çağırırsın, bir iki dakika konuşursun, ifadesini alırsın, bir şey yaparsın, bilgisine başvurursun. Dolayısıyla bunlar gayet açık ve net. Bu ne olur? Şimdi bunun tersi olsa, dün bir şey yayınlandı, pardon 12'sinde galiba, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları raporu yayınlandı. Bütün evet. ülkelerle alakalı. Aşağı yukarı herhalde bütün ülkelerle dünyadaki bir rapor yayınlamışlar. Ben de onu yabancı bir televizyonda bunu tartışıyordu. Ben dedim ki biliyor musunuz neden Amerikan Dışişleri Bakanlığı insan hakları raporunu yayınlıyor? Çünkü Dışişleri Bakanlığı'nın resmen kanuna göre iç işlerinde, yani Amerika'nın içiyle ilgili bir çalışma yapması yasak. Çünkü dedim, eğer onu yapsaydı bu bütün dünyayı toplayın, daha fazlası insan hakları ihlallerinin Amerika'da var. Dolayısıyla bu Amerika'nın çok güzel, yıllardır alışa geldiği, yaptığı, bizim uzun yıllar maalesef o zaman yöneticilerini de çok fazla, bazılarını suçlayamam. Çünkü Türkiye'nin olduğu nokta ve geldiği nokta da belli. Biz işte Amerika ne derse yaparız, ederiz, eyvallah deriz, devam ederiz şeyi kırılmaya başladıktan sonra bu tip arızalar çıkacak. Ama Allah'ın izniyle, benim kendi inancım ve görüşüm, biz ülkemizi kendi ayakları üzerinde bağımsız politikaları güdebilecek güce eriştikçe bunlar yavaş yavaş gidecek. Yani bu bir savaş. Bu bir örtülü bir savaş. Bu bir aslında bağımsızlık savaşı. Bakmayın siz. Ama işte bu böyle söylemekle olmuyor. Siz eğer savunma sanayinizde, en çok konuşulan o değil mi bugünlerde? Bundan 15 sene evvel hani ufacık basit bir görüntü almak için bile neredeyse Amerika'nın kapısında yatarken şimdi dünya sizden aynı teknoloji satın almak için sizin kapınıza sıralanıyorsa, işte bunlarla beraber biz güçleniyoruz. Aynı şeyi ekonomik olarak da yapmamız lazım. Savunma sanayine daha ileri gitmemiz lazım. Ekonomik olarak yapmamız lazım. Özellikle bu enerji kaynaklarında, hidrokarbon kaynaklarında çeşitlendirmeye gitmemiz lazım. Daha fazla kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek duruma gelmemiz lazım ki bu tip saldırılar dursun. Peki. Şu an bu ülkelerdeki bir takım bunu yapan yöneticilerin bana göre son çırpınışları. Ismini vermeyeyim şimdi, çok iyi bilinen muhalif bir sosyal medya kullanıcısı bir tweet atmış. İşte 2023 seçimleri için demiş ki 2023'te Erdoğan gidecek, oyun bitecek ve tekrar başlayacak. Yani yeni oyun tekrar başlayacak. Dedim ki aynen de doğru söylüyorsun. Onu niyetle söylememiş ama bütün olay Türkiye'nin şu an gitmekte olduğu ivmeyi nasıl kırabiliriz olayı. Başka hiçbir şey değil. Peki, anlattıklarınız zaten Amerika Birleşik Devletleri'ni kastederek bir siyasi fıkradır. Nerede darbe tehlikesi en azdır? Amerika Birleşik Devletleri'nde, çünkü orada Amerikan Büyükelçiliği yoktur. Açıklamaları da siyasi bir nükte olarak da, fıkra olarak da anlatılır. Çok da doğru bir nükte. Evet. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir. Ne dersiniz efendim? Benzerlerini aslında AK Parti iktidarı boyunca çeşitli vesilelerle çokça hem batıdan hem de farklı güç odaklarından duymuştu. Ama buna rağmen yoluna devam eden bir AK Parti var. Benzerleri yine açıklanıyor ya da konuşuluyor.
Nasıl yorumlarsınız, değerlendirmeniz ne yönde olur? Evet, şimdi bir önceki bölümden de ben... Buyurun oradan aktaracaklarınız varsa oradan onları da şey yapayım. Bu beş senaryoyu ortaya koydunuz. Evet. Bu senaryolarda tabii demokratik olan, bence en makul olanı, her bir siyasi partinin kendi adaylarını çıkarıp kendi boyunu ölçüsünü milletin nezdinde görmesidir. Ama akıl hocaları hiçbir zaman onlara o şansı vermezler herhalde. Çünkü onların tavsiyesi doğrultusunda bir araya yapıştırmacı kullanarak bir araya preslenmek isteniyorlar. Akıl hocası yerli mi yabancı mı kastettiğiniz, uluslararası? Yani uluslararası argümanlar ortada ki onları zorluyor. Çünkü Hatay Belediye Başkanı'nın sözlerini hatırlatmıştım arkadaşlarım, tam cümlelerini attılar. Lütfi Savaş der ki, Cumhurbaşkanı adayı sadece birikim, sadece background'la olmaz. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin göstereceği birini aday gösterecekler. Evet. Yani orada benim söylediğim şey de sizin özellikle onları, benzerini Lütfi Savaş evet, söyleyeyim. Yani onları bir araya getirip bir yapıştırıcı kullanarak, presleyerek bir araya getirip belli bir adayla onları şey yapacaklar. Ama millet de bunlara gerekli cevabı verecek. Yani orada hiç milletimizin şüphesi olmasın. Tabii Amerika'nın aslında ve Avrupa'nın belki bir kısmını da diyebiliriz. Ama Amerika'nın Irak tezkeresiyle beraber Türkiye'ye bir bakış açısı değişti. O günden bugüne ve belli bir süreden sonra da özellikle 15 Temmuz'un da 2016 15 Temmuz'u da ortaya koyuyor ki o günden bugüne Amerika'nın Türkiye'ye bakış açısı ve Amerika'daki belli bir siyasi kesimin özellikle FETÖ'cü beyinlerle, FETÖ'cülerle bir araya gelip Türkiye'ye bakış açısını FETÖ'cü bakış açısıyla birleştirerek bu şekilde bir değerlendirme yaptıklarını görüyoruz. Bunun çoğu şeylerinde, kararlarında bu çok net ortada. Yani Türkiye ile olan stratejik ortaklığı, işte NATO, stratejik ortaklığımız dediği Türkiye'de belli bir süre geldi, biz artık stratejik ortak değiliz dedi. Amerika bunu söyledi, büyükelçileri ve yetkilileri, siyasilerle bunu dile getirdiler bu Irak tezkeresinden sonra. Bu süreçte tabii bunu destekler, argümanlar da ortaya koydular. Yani burada Amerikalılar ve onlar üzerinde de bu sefer Avrupa ile beraber de aynı Türkiye'deki bakış açısını ortaya koydular. Ama Türkiye ne yaptı? Türkiye 20 yıldır milletimizin desteğiyle de her bir seçimde verdiği destekle ve yaptığı, ortaya koyduğu siyasetle, ortaya koyduğu duruşla, yaptığı hizmetlerle Türkiye'de Cumhurbaşkanımıza milletimiz her bir seçimden sonra daha fazla teveccüh göstererek doğru yolda olduğumuzu, bağımsızlık kendi başımıza milletimizin faydasına bir duruş sergilediğimizi, bir siyaset belirlediğimizi ve uluslararası arenada da Türkiye'nin artık kendi ayakları üzerinde dik durduğunu, bir başkasının talimatıyla bir siyaset belirlemeyeceğini, bir duruş sergilemeyeceğini, işte Cumhurbaşkanımızın zaman zaman Birleşmiş Milletler'de, zaman zaman Davos benzeri, zaman zaman uluslararası toplantılarda ortaya koyduğu çok net bir tavır var. Bir bilge bir tavır var, bir cesur bir tavır var, bir de hani yerli ve milli diye tabir ettiğimiz bir tavır var. Çünkü Cumhurbaşkanımız yaptığı, ortaya koyduğu siyaset Türkiye'de yaşayan 85 milyonun faydasına olan bir siyasettir. Bir başkasının hesabına bir siyaset belirlemedik. Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman o yollara birileri dayatmayla zaman zaman, işte geçmişteki bu 20 yıllık süreçte işte muhtıralardan tutunuz, işte darbe girişimlerine kadar, ben hepsini saymayayım. O süreçlerin hepsinin yaşanmasına rağmen hep dik duruş sergilendi. Bu dik duruşta da en büyük cesareti milletinden aldı, halkından aldı. Bu halkından ve milletinden aldığı bu cesaretle, bu siyasi duruşla da yerli bir milli bir duruş sergiledi ve bunu Türkiye kendi ayakları üzerinde durdu. Tabii bu 20 yıllık süreçte belki hani günümüzde konuşulan, belki bir sonraki bölümde de muhtemelen konuşulacaktır, ekonomi ve benzeri sanayi ile ilgili olan konularda Türkiye bu süreçte kendi altyapısını bitirir hale getirdi. Yani bunu ekonomik olarak, bunu ulaşım olarak, bunu enerji olarak,
Bunu sanayi olarak, işte organize sanayi bölgelerinden tutunuz tarımına kadar, eğitimine kadar. Çok ciddi bir altyapıya. Askeri alanda yapılan İHA, SİHA'lar. Tabii yani onu sanayi olarak, evet, işte savunma sanayide. Ben KİT komisyonu üyesiyim. Savunma sanayiyle ilgili olan ASELSAN'da ve diğer kurumlarla ilgili makine kimyanı da bir dönemin Türkiye'nin işte yurt dışında bir mermiyi satın alamadığı ve ambargolardan dolayı alamadığı bir süreçte de şu anda elhamdülillah onlarca ülkelere biz hem bunların ve gelişmiş olan savunma sanayinin endüstrisini ihraç ediyoruz. Yani bugün de böyle bir süreçteyiz. Doğru, daha son günlerde hem Sırbistan yanılmıyorsa hem de Slovakya insan savunma araçlarının alımı için Türkiye'ye başvurdu. Rakam da sanırım 19 ülkeye çıktı. Evet, yani burada şimdi bunların hepsinin getirdiği bir süreç vardı. Bu altyapı, güçlü bir altyapı oluşturuldu. Bakın biz bazen zaman zaman bazı şeylerde Avrupa ile kendimizi kıyasladığımızda Avrupa 40'larda, 50'lerde, 60'larda altyapılarını bitirmişler. Biz ama o dönemde maalesef bitirememişiz. Yani bu bir eksiklik olarak değil. Peki o dönemin şartları böyle şey yapıyordu. Ama günümüz itibariyle biz Türkiye'deki altyapı, sanayisiyle, teknolojisiyle, bilişimiyle, her yönüyle biz geliştirdik ve bunun üzerine de bir şeyler her gün, çünkü bundan sonraki süreçlerde çok hızlı gelişmeler olacaktır. Niye? Çünkü yerel yönetimlerde de şöyle bir kaide vardır. Siz yatırımı, altyapı yaptığınız zaman 5 yılınızı, 10 yılınızı götürüyorsunuz, vatandaş memnun olmuyor. Ama işin üst yapıya geldiğinizde, işte peyzajdır, yeşillendirmedir, o süreçlere geldiğinde çok hızlı ve çok da güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor. Peki. Türkiye'de de o evredeyiz. Yani 20 yıllık süreçlerde geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'deki duruşu, işte uluslararası şeyde çok anlatmamıza gerek yok. En basit bir şey, işte dünyada şu anda kasıp kavuran bir Ukrayna-Rusya savaşı var. Ukrayna-Rusya savaşında konuşacak kim var? Bir tek aktör ülke var, Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan. Bu milletimiz bunu görüyor. Peki. Altılı masalarda oluşturulmak istenen senaryolar veyahut da dayatılan senaryolar, o senaryo sadece o masada kalır. O senaryoları milletimiz hiçbir zaman kendi gündemine almaz. Almadı, almayacaklar. Çünkü kendi gündemimizi, biz kendi gündemimizi belirleriz artık. Biz dünyanın ve kendi yaşadığımız bölgenin gündemini biz belirlemeye çalışıyoruz. Bizim söyleyecek sözlüğümüz var. Artık başkasının bizim geleceğimizi ikame edebilecek sözleriyle asla ve katla yeri yoktur. Peki. Millet bunu görüyor. Millet ondan dolayı da desteğimi Cumhurbaşkanımıza veriyor. Yani bizim şu anda AK Parti olarak veyahut da Cumhur İttifakı olarak bir aday belirleme, böyle bir sürecimiz var. Adayımız belli. Ortada. Çok net bir şekilde milletin adayı. Yani bütün 85 milyon vatandaşımızın adayı orta yerde. Onlar halen bir aday belirleme, aday belirleme dışında bir gündem taşıma. Ve bunu da Türkiye'nin yapılan güzel gündemleri, güzel işlerini sadece ve sadece kamufle etmek için, vatandaşın gündemine götürmek için. En güzel, bakınız bir Çanakkale Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı yapıldı. İşte bir iki arkadaşımız yurt dışına gidip gelen, yurt dışındaki vatandaşlarımız bu güzel projeyi, bu onur edici projeyi gelip görmek için iki gün izin alıp gelip o köprüden geçip görüyor. Ama bizim ana muhalefet ve muhalefet partilerimiz ne yaptı? Türkiye'nin gündeminden düşürmek için bir an önce bir başka işte provoka edici bazı gündemleri ortaya servis etmeye çalıştılar.